coşkun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Ordu, oksijen memleketi ordu, fındığın memleketi, yiğit güreşçilerin memleketi ordu. Seni yürekten selamlıyorum ordu. Altın ordu, akkuş, aybastı, çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, sizleri gönülden selamlıyorum. Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, sizleri kalpten selamlıyorum. Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Ordu bugün yine farklı. Ordu 3 ay önceki o muhteşem manzaradan bugün çok daha muhteşem. Ordu maşallah Karadeniz gibi kükrüyor. Ordu tıpkı dereleri gibi gürül gürül çağlıyor. Ordu'nun dereleri... Heh. Evelallah. Siz yukarıda akıtırsınız dereleri. Evelallah. Sağ olasın ordu. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim şu kardeşliğimizi, şu muhabbetimizi, şu yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 30 Mart seçimleri inşallah ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için artık 31 Mart'tan itibaren büyük şehir olacak olan ordumuz için hayırlara vesile olsun. Kardeşlerim, 3 ay önce 21 Aralık'ta orduya geldim. Önce Ünye, ardından Fatsa, ardından burada biliyorsunuz bir açılış töreni yaptık. Ordu ve ilçelerinde tamamladığımız 166 trilyon liralık eser ve hizmeti resmi olarak sizlerle buluşturduk. Geceyi burada, Ordu'da geçirdim. Sabah Ordulu balıkçı kardeşlerimizin o denizden yaptıkları selamlama ile ayrıca duygulandık. Kardeşlerim, 15 Şubat'ta bir kez daha Ordulularla ama bu sefer İstanbul'daki Ordulu kardeşlerimizle bir araya geldik. Ordulular sevgi şölenine katıldım. Son derece coşkulu ve muhabbet dolu bir atmosferde İstanbul'daki Ordulu hemşehrilerimle hasret giderdik. İşte bugün bir kez daha Ordu'dayız. Bugün bir kez daha Ordu'yla kucaklaşıyoruz. Ordu'nun Büyükşehir Belediyesi'ne kavuşmasına artık 6 gün kaldı. 6 gün sonra artık bir Ordu İl Belediyesi, Merkez İlçe Belediyesi yok. Artık bir Büyükşehir Belediyesi var. Bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi diye anacağız. Kardeşlerim, İnşallah Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak inşallah Enver kardeşimi burada belediye başkanı yaptığınız andan itibaren yeni bir süreç başlayacak. İnşallah AK Partili bir başkanla, tecrübeyle, birikimle, dürüst, iş bilen, becerikli bir başkanla Büyükşehir'in kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim,
Şu anda bu alanın içerisinde öyle zannediyorum ki 1940'ları, 1950'leri yaşamış ninelerimiz vardır, değil mi? Vardır. Bak işte ha. Vardır. Dedelerimiz vardır herhalde, değil mi? Tabii bu arada yaşamayanlara da o dönemler anlatılmıştır. 1940'larda özellikle burası, Ordu, gerçekten çok büyük çileler çekti. Çok büyük yoksulluğa maruz kaldı. Demokrat Parti'nin Ordu milletvekili 1949'da Ordu'da çok büyük bir yoksulluğun yaşandığını, 26 kuruşluk mısırın vatandaşa 50 kuruşa satıldığını, onu almak için de insanların kuyrukta beklediğini, izdihamda ezildiğini anlatıyor. Evlerde ekmek yok, öyle mi aracı? Buyur. Allah razı olsun. Elektrik zaten yok. Gaz yok. Gaz lambası yok. Ekmek bile yok. Peki ne var? CHP var. CHP demek yokluk demektir. CHP demek susuzluk demektir. CHP demek karanlık demektir. CHP demek, değerli kardeşlerim, İstanbul'u ben onlardan aldım. Onların belediyeciliğini bilirim. Çöp dağlarına İstanbul'u nasıl mahkum ettiklerini bilirim. Şimdi gelirken helikopterden aman ya Rabbim. Baktım ki derenin kenarına, denizle derenin kesiştiği yeri şu andaki belediye çöp mahalli olarak kullanıyor. Bu nasıl belediyecilik ya? O çöpün sızıntısı nereye gider? Dereye gider, denize gider. Ya bu CHP'li belediyeye bu teslim edilir mi ya? Bu nasıl bir anlayıştır? Koskoca İzmir'de hala modern çöp depolama yok. Vahşi depolama var. Düşünebiliyor musunuz? Yıllar yılı İzmir'i bunlar yönetir. Daha bir modern depolama yapamadılar. Ama bizde ben ta 94'te göreve geldiğimde İstanbul'a modern depolamayı yaptım. Çöpten kompost gübre üretiyordum orada. Parklara, bahçelere sermek için. Şimdi de inşallah Ordu'da bir değişim yapacağız. Bir dönüşüm yapacağız. Bunun adımını atacağız. Kardeşlerim, Ordu'yu çöpe mahkum edenlere bu seçimde ne diyoruz? O kadar. O kadar. Millet o dönemlerde devlet dairesine giremezdi. 49'u söylüyorum, 48'i söylüyorum. Kapıda beklerdi. Sadece muhtar girebilir. Her ne mesele varsa o arz ederdi. Bakınız 50 seçimlerinde iki tane CHP'li Ordu milletvekili, iki tane Ordu'ya geliyorlar. Arabadan iniyorlar. Üzerleri çamur oluyor. Üzerleri çamur oldu diye bucak müdürünü aşağılıyorlar. Ona hakaret. Demokrasiyi, seçimi tahkir ediyorlar. Sonra köylerde vatandaşa ne söyleyeceklerini konuşmaya başlıyorlar. Köylülere ne verdik? Onu tespit edelim. Onu söyleyelim diyorlar. Araştırıyorlar, düşünüyorlar. Çok anlamlı bir şey. İçinde gerçekten güzellikler var. Köylülere verdikleri hiçbir şey bulamıyorlar. O tahkir ettikleri bucak müdürü geliyor. Efendim diyor. Köylüye bir şey verdiniz. Unuttunuz mu? Her köye 6 oklu bir bayrak hediye ettiniz diyor. Bunlar bu. Allah razı olsun. Sağ olasınız, var olasınız. Kardeşlerim, bu işler acısı,
bu zavallı manzara merhum Adnan Menderes'in gelmesiyle tamamen tersine döndü. Ekonomi büyüyor. Refah artıyor. Köylünün yüzü gülmeye başlıyor. Zulüm sona eriyor. Köylü, şehirli ekmek görüyor. Mısır görüyor. Gaz yağı görüyor. Elektrikle tanışıyor. Yolla tanışıyor. Tek parti CHP zulmünün ardından insan ilk defa insan yerine konuyor. Bırakmam. Bırakmam. Ben de sizi yalnız bırakmam. İşte bu CHP bunu kabullenemiyor. Bunu çekemiyor. Bunu azmedemiyor. Merhum Menderes'e iftiralar atmaya başlıyor. Sokakları germeye, öğrencileri sokağa dökmeye başlıyorlar. Her yerde tahriklerle, provokasyonlarla, sokak eylemleriyle ülke tahrip ediliyor. Nihayetinde müdahale yapılıyor. Merhum Menderes ve iki bakanı idam ediliyor. Kardeşlerim, CHP hiçbir zaman yapmanın tarafında olmamıştır. CHP hiçbir zaman inşa etmenin, imar etmenin tarafında olmamıştır. CHP yapmaz, bir şey yapılmasını da istemez. CHP üretmez, bir şey üretilmesini de istemez. CHP asla millete hizmet etmez. Millete hizmet edilmesini de istemez. İşte şu anda da CHP, yanında MHP, onlarla birlikte BDP, Pensilvanya'nın ceketinin cebine girdiler. Oradan Türkiye'yi karıştırmanın çabası içindeler. 12 yıldır Türkiye istikrarla büyüyor. Huzurla büyüyor. Emin adımlarla geleceğe ilerliyor. İşte şimdi bu şer ittifakı tıpkı 1960'ta olduğu gibi komployla, yalanla, iftira ile Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor. İnternette bir dakika. Bakın. Size şimdi bir şey söyleyeceğim. İnternette ne oldu biliyor musunuz bu gece? Yaşlı bir amcanın videosunu bana izlettiler. Ne? Senin baban. Amcan. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Çok güzel dualar ediyor. Gözleri görmüyor ama Allah ondan razı olsun. Kızlarım dedi ki ya böyle böyle baba, böyle bir şey var. Saat da gece 12:20 geçiyor. Ben dedim ki arayacağım. Dediler ki ya baba dediler. Bu saatte aranır mı? Yaşlı amca şimdi yatmıştır filan dediler. Dedim yok ben arayacağım. Madem ki o bana böyle dualar ediyor, ben onu bu saatte aradığımda o kalkardı. Ve 12:20 geçe aradım. 90 yaşında. Her şeyi görmüş. Ruhen görmüş. Gönülden görmüş. 5 tane yavrusu var. Bir erkek, 4 kız. Nereden nereye diyor. Ben diyorum ya. Baktım o da aynısını söylüyor. Nereden nereye. Ordulu. Fatsa, Kabakdağ köyünden. Mahmut Eraslan amca. Aradım, hal hatırını sordum. Tabii bana hayır dualarını yaptı. Ondan sonra yengemle de biraz konuştum. Maşallah. Ondan da hayır dualarını aldık. Rabbim tabii kendilerinden razı olsun. Şifalarını versin inşallah. Uzun ömürler nasip etsin. İşte birileri bize Pensilvanya'dan beddua ediyor. Ama Mahmut amca gibi milyonlar da bize dua ediyor. Ben Mahmut amcayı bugüne kadar görmedim. O da beni görmedi. Ama gönüller konuşuyor, gönüller. Myanmar'dan dualar var. Libya'dan dualar var. Mısır'dan dualar var. Sudan'dan, Suriye'den dualar var. Mekke'den, Medine'den dualar var. Afganistan'dan dualar var.
Ey Pensilvanya, senin bedduaların bize gelmez. Bize o dualar yeriz. Şunu bilmenizi istiyorum kardeşlerim. Bizim meselemiz millet meselesi, bayrak meselesi, vatan meselesi. Ve biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim farkımız bu. Kardeşlerim, 30 Mart'ta çok önemli bir tercihte bulunacaksınız. 30 Mart'ta ya vesayet ya siyaset. Bir tercih yapacaksınız. 30 Mart'ta çetelerle demokrasi arasında bir tercih yapacaksınız. Ya eski Türkiye diyeceksiniz ya da yeni Türkiye diyeceksiniz. Ne diyoruz? Maşallah. Unutmayın. 30 Mart'ta ya vesayet kazanacak, ya kaset kazanacak, ya montaj kazanacak, Şer İttifakı kazanacak, ya da siyaset kazanacak, millet kazanacak, yeni Türkiye kazanacak. Kardeşlerim, kardeşlerim, siyaset dünyada niçin yapılır? Millete hizmet için. Ama bir de bu yola çıkan birinci olmak için çıkar, değil mi? Bakın altını çiziyorum. Hiçbir yerde, hiçbir zaman sadece birinciyi engellemek için, birinciyi paçasından tutup aşağı çekmek için yarış yapılmaz. Bu CHP'nin birinci olmak gibi bir derdi yok. Hedefi de yok. Böyle bir umudu da yok. Aynı şey MHP için geçerli. Onun da böyle bir derdi yok. BDP için de geçerli. Onun da böyle bir derdi yok. Bu Kılıçdaroğlu Bursa'da televizyona çıktı. Kardeşlerim, Bursa'da bir televizyona çıkıyor. Ne diyor biliyor musunuz bu Kılıçdaroğlu? Hani diyor ki eğer %40'ın altında oy alırsam geçen seçim, ben ve arkadaşlarım bırakacağız. Kaç aldı biliyor musunuz? %26. Hala bırakamadı. Niye? Koltuk tatlı. Çünkü bu yalan söyler, doğru konuşmaz. Şimdi aynı şekilde bu seçime giriyoruz. Ben diyorum ki, bak ben burada bir söz veriyorum. Var mısınız diyorum. Gelin bu seçimde AK Parti birinci parti olmazsa ben genel başkanlığı bırakacağım. Bırakacağım. Niye? Partim birinci olmazsa ben bırakayım, arkamdan başka arkadaşlar gelsin. Ama ben çalışırım. Bir dakika. Peki Kılıçdaroğlu, sen dürüstüm diyorsun öyle mi? Zaten bir yalanın değil, senin yüzlerce yalanını yakaladık, o ayrı mesele. Sana diyorum ki birinci olamazsam bırakmaya var mısın? Bak yaptığım bütün mitinglerde bu çağrıyı yapıyorum. Hala cevap veremedi. Veremez. Çünkü o nal topluyor, nal. Bakınız, 5 yıldır genel başkan. 3 seçime girdi. 3 seçimde de hep geride. Hep geride. Yani orayı meşgul ediyorsun. Bırak da orayı, senden daha iyi yürütecek birileri gelebilir. CHP'nin içinde senden başka adam yok mu ya? Demek ki yok. Aynı şeyi Bahçeli'ye söylüyorum. Var mısın diyorum. Ya 15 yıldır, 16 yıldır, 17 yıldır o partinin başındasın. Girdiğin bütün seçimlerde aklımda kaldığı kadarıyla 7 seçime girdi. 7 seçimin hepsinde de nal topluyor. Ya niye bırakmıyorsun orayı arkadaş ya? Bırak. Belki senden daha iyi bu işi yapan birisi çıkar. Ama benim MHP'ye gönül veren kardeşlerim herhalde hallerinden memnunlar.
CHP'ye gönül veren kardeşlerim de herhalde hallerinden memnunlar. Ya diyorum, bu milleti, bu vatanı seviyorsak böyle başarısız adamlarla bir yere gidilmez. Ha ısrar mı ediyorsunuz? Ben de Allah'ım hamd ediyorum. Ya Rabbi, Kılıçdaroğlu, Bahçeli gibi adamlar oldukça evvel Allah AK Parti. Evet. Kardeşim, varsın bunlar devam etsinler. Biz işimize bakacağız. İşte orduda bizim aramızda tutunamayan bazıları da sahaya çıkmış. Beraber olduğum, tanıdığım, bildiğim ve onunla beraber onu da park belediye başkanı olduğum zaman gelen sekreter yardımcısı yaptım. Daha sonra partimde kurucu yaptım. Partimin genel başkan yardımcılıklarından bir tanesini ona verdim. Ve daha sonra da bakan yaptım. Ama bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti biliyorum. Şimdi bakıyorum ki şu anda yok kıymeti arkadaşı yok zaten niye satacaksın ya? Gerek yok. Gerek yok. Unutmayın. Kardeşlerim. Ahlakı olmayan siyasetin millete, ülkeye faydası olmaz. İlkesi olmayan, ideali olmayan, hedefi, planı, projesi olmayan siyasetin olmaya faydası olmaz. Kazanmak için değil, kaybettirmek için siyaset yapılmaz. Bu ahlaksız siyasettir, bu ilkesiz siyasettir. Kardeşlerim. Bir işin anlığa gerek yok. Kardeşlerim. Pensilvanya. Kasetlerle beraber teklif etti. Pensilvanya. Ne yapayım? Eline kasetleri verdi. Montajları tutuşturdu. Onları sahaya sürdü. Şimdi CHP yemin gibi çıkmış. Türkçe olimpiyatlarına gidelim demiş. Bence çıkayım. Yanına bütün milletvekillerini alsınlarım. Yanına Türkiye'nin milletvekillerini Silivri'den çıkan milletvekillerine de alsınlarım. Hatta orada sorman asıl. Pensilvanya'nın askerleri izlesin. Kocaman üstünde izlesin. Dostluk nişanı kilitle sınıf arkadaşı Bahçeli'ye birlikte gitsin. Söğüt'te MHP'lerle birlikte yapın. Kardeşlerim, o bunun bir güzel türküsü var. Onu biraz değiştirdik. Şöyle yap. Bakalım inşallah kızmazsınız. Boz tepeye çıkmalı,
şu olguya bakmalı. Ordu'da lafa değil, icraata bakmalı. Veya önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, ilk yarısında bitirdik.
Şimdiden ordumuza ayrılıyoruz. Ordumuzun ticaretine, sanayisine, turizmine bereket getirmesini diliyoruz. Bir projemiz daha. Ordunun geleceğiyle alakalı bu. Karadeniz, Akdeniz yolu. Bu yol kimin projesi biliyor musunuz? Sultan Abdülhamid'in. Asırları aşan bir rüyaydı. Ordu'yu Sivas üzerinden Hatay ve İskenderun'a bağlayan 600 kilometre uzunluğundaki bu yolun bir kısmını bölünmüş yol olarak inşa etti. Kalan kısımlar ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Karadeniz, Akdeniz yolu için sadece Ordu sınırları içinde 12 kilometre uzunluğunda kaç tünel var biliyor musunuz? 22 tünel var. Bu yolun Ordu bölümü 88 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 315 trilyona mal olacak. Karadeniz Akdeniz yolunu da inşallah 2015 sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hayalin gerçek olmasına yaklaşık 1 yıl 9 ay kaldı. Sağ olun. Altın Ordu trafiğine leşler vuracak. Ordu çevre yolumuzun yapımı süratle devam ediyor. Çevre yolumuzda 2 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 4 adet köprü, 3 adet köprülü kavşak, 12 adet alt geçit yer alıyor. Kaça mal oluyor biliyor musunuz? 533 trilyon. Çevre yolunu inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Böylece Karadeniz sahil yolunun trafiğini Ordu il merkezinden ayırarak hem şehirler arası seyahat güvenliğini sağlıyor hem de şehir içi trafiği rahatlatıyoruz. Ünye çevre yolunu Aralık'taki ziyaretimizde biliyorsunuz hizmete açtık. Rahatladınız mı? Nasıl durum? Toplam uzunluğu 14 kilometre. Bu yolun da 5200 metresini tünelle geçtik. Dağları geldik, dağları! Her hafta ölümlü kazaların olduğu Ülye ilçemizde dağları delerek hatta olsun bu işe son ver. Artık kazalar minimize oldu. Değerli kardeşlerim, 12 yılda Ordu'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 8 katrilyon. 8 katrilyon. Ulaştırma ve haberleşmede 2 katrilyon. Tarım ve hayvancılıkta 1 katrilyon 300 trilyon. Eğitimde üniversite dahil 600 trilyon. Orman ve su işlerinde 570 trilyon. Aile ve sosyal politikalarda 585 trilyon. Sağlıkta 243 trilyon. Bu yatırımları yaparak ordunun adeta çeyresini değiştirdi. Kardeşlerim, eğitimde kaliteyi artırmak için orduya yeni derslikler inşa ettik. Mevcut derslikleri yeniledik. Kardeşlerim, 644 okula internet bağlantısı yaptık. Niye? Dünya ile gençlerimiz görüşebilsinler. Fatih projesi. Genel liselerimize altyapıyı kurduk. 901 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. 1031 tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştirdik. Kardeşlerim, gençler, Ordu'ya üniversiteyi kim kazandırdı? Ya niye bu CHP falan bunlar daha önce Ordu'ya üniversite getirmedi? Ah kardeşim, ah! Üniversitemizde tıp ve dış hekimliği fakültesi dahil 10 fakülte, 10 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 3 enstitü açtık. Ordu Üniversitemizde bugün Allah'a hamdolsun 12 bin öğrenci var ya. Okuyor musun? Orada mısın? Maşallah. 12 bin öğrenci. Ya biz gelince kardeşlerim üniversite öğrencilerine ne veriyorlardı biliyor musun? Onu öğrendim. 45 lira çık. Çık çık. 45 lira. Şimdi 300 lira veriyoruz. Kredi
kadar bunları yapar mı? Kitapları ücretsiz alıyor muyuz? Bak kardeşim. Bak kardeşim. Bakınız, biz göreve geldik, 76 üniversite vardı. 99 üniversite ilave ettik. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. 175. Bunları biz yaptık. Göreve geldik. Kimden aldık iktidarı? MHP'den. MHP'den aldığımız iktidarda milli gelirimiz neydi? 230 milyar dolar. Şimdi 590 milyar dolar ilave ettik üzerine. 820 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz? 79 senede 230 milyar dolar. Biz geldik 12 senede 590 milyar dolar ilave ettik. 820 milyar dolar. Bu MHP'den bir şey olmaz. Bunlar kafatası milliyetçisi. Bunlar vatansever milliyetperver değil. Sadece hakaret etmek. Tek sermayeleri bu. Aynen. Al birini vur öbürünü. Hiç farkları yok. Ne yaptınız diye sorun. Bunlar buraya geldikleri zaman veya buralardaki adamlarına sorun. Ne yaptınız ya? Sizin bir eseriniz var mı ya? Bu millet size iktidar DSP ile beraber bir iktidar ortaklığı verdi. 5 seneliğine. Ya 3,5 sene durdunuz, kaçıp gittiniz ya. Niye kaçıp gittiniz? Kalsaydınız ya. Dayanamadılar. Sakarya depreminin altında kaldılar. Düzce depreminin altında kaldılar. Kocaeli depreminin altında kaldılar. Kalkamadılar. İşte bizim dönemimizde de depremler oldu. Bak, Bingöl depremi oldu. Bir yılda yeni Bingöl inşa etti. Simav depremi oldu. Bir yılda yeni Simav inşa etti. Van depremi oldu. Bir yılda yeni Van inşa etti. Biz buyuz. Yolsuzlukların olduğu bir iktidar bunu yapabilir mi? İşte bunlar hangi oldu? Kardeşlerim, bakınız, sadece orduda 2435 kişi kapasiteli 7 adet yüksek öğrenim yurdu açtık. Ve 500 kişi kapasiteli Ünye yüksek öğrenim yurdumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah onu da kısa sürede yapacağız. Yalnız ben burada bir şey söylüyorum. Ama sizden de gür sadayla cevap bekliyorum. Pensilvanya'nın yurtlarında kalan yavrularınız varsa çekip alın. Dershanelerinde olanlar varsa çekip alın. Kardeşlerim, hafta sonlarında takviye kursları vereceğiz. Cumartesi, pazar ücretsiz olarak takviye kurslarını Milli Eğitim Bakanlığı'na vereceğiz. Çocuklarımızı zehirlemesinler. Alın. Alın. Bunlar aileleri böldüler, aileleri. Ya çocukları anneye babaya itaat edemez veya etmez hale getirdiler. Ablalar varmış, ablalar. Gece beddua seansları yapıyorlar. Yanımıza geliyor kızcağızlar. Diyorlar ki başbakanım, size bize beddua ettiriyorlar. Ne yaptık da beddua ettiriyorlar diye. Dershanelerden dolayı beddua ettiriyorlar. Rant meselesi, rant. Yok kızım dedim, yok. Bunları en çok rahatsız edenler biliyor musunuz? İmam Hatiplerin orta kısmını açtık ya, o. Bunları en çok rahatsız edenler biliyor musunuz? Artık liselerde Kur'an-ı Kerim dersleri seçmeli olarak okutuluyor ya, o. Bunları en çok rahatsız eden ne biliyor musunuz? Artık okullarda Siyer-i Nebi, Peygamberimizin hayatı okutuluyor ya. Çünkü devran değişiyor. Ah kardeşlerim, ah. Başörtüsüne Kur'an'dır diyen bu değil mi? Sen nasıl hocasın ya? 28 Şubat'tan önce başörtüsüyle ilgili olarak çok farklı bir şey söylüyorsun ama kalkıyorsun tam arkasından maalesef 28 Şubat'ta da aksini söylüyorsun. Ah kardeşim. Şimdi artık başörtülü kızlarımız
okullarına gidiyor mu? Yuva vakitlerinin ortasına açık mı? Kapsayı kalktı mı? Üniversitede başörtüye gidebiliyor mu? Devlet dairesine başörtüye gidebiliyor mu? Ne güzel değil mi? Normalleşme bu. Türkiye'nin normalleşmesi bu. Bunu biz sağladık. Kılıçdaroğlu çıkmış utanmadan, sıkılmadan diyor ki başörtüsü sorununu ben çözdüm diyor. Şimdi ya bunlara orada oy verecek mi? Bunlara yani şu 30 Mart var ya, Ahmet'in Mehmet'in seçilmesi olayı değil. 30 Mart aslında milli iradeye saygı, bunun neticesini almak. Çünkü bunlar milli irade hırsızı. Bu hırsızlara oy vermememiz lazım. Her türlü yolsuzluğu yapıyorlar. Kardeşlerim, bunlarda yalan var. Bunlarda takiye var. Riyakarlık var. İftira var. Fitne var. Fesat var. Ve bunlar 17 Aralık'ı bizi devirmek için yaptılar. Fakat başaramadılar. Kardeşlerim, biz hizmete devam edeceğiz. Ordumuza 4000 kişi kapasiteli inşallah bir yüksek öğrenim yurdu daha yazdıracağız. Ki buralardan atılan kızlarımız var, çocuklarımız var. Bunları süratle bu yurtlarımıza inşallah alacağız. Şu anda geçiş döneminde sosyal tesislerimizde onları ağırlayabiliriz. Onlara evler tutmak suretiyle oralarda ağırlayabiliriz. O da yoksa bizim kesin talimatımız var. Valilikler yurtları bu noktada otellerden kiralama yapmak suretiyle bu geçiş döneminde orada arada yapabiliriz. Sağlıkta değerli kardeşlerim, ordu merkez ve ilçelerini sağlık tesisleriyle donattık. Sadece bina inşa etmedik. Hastanelerimizin tıbbi cihaz, araç, gereç, personel ihtiyaçlarını giderdik. 300 yataklı Ünye Devlet Hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. İnşallah kısa sürede tamamlayacağız. Fatsa Devlet Hastanemize 300 yataklı bir ek blok ilave ederek hastanemizi büyütüyoruz. Şu an o da ihale aşamasında. Aynı şekilde ihale süreci devam eden Gürgentepe Devlet Hastanesi, aile sağlık merkezleri ve sağlık evleri projemiz var. Kardeşlerim, TOKİ orduya 4184 konut inşa etti. Hak sahiplerine teslim etti. Biz gelene kadar orduda yapılan bölünmüş yol neydi biliyor musunuz? 50 kilometre. Biz 12 yılda 74 kilometre yaptık. Kardeşlerim biz buyuz. Ayrıca 149 kilometre kaliteli asfalt. Şimdi bundan sonra zaten bunları ne yapacak? Büyükşehir Belediyesi yapacak. Artık köy yok, mahalle var. Bunların hepsi ilçenin mahallesi. İlçe elini oraya uzatacak, büyükşehir elini oraya uzatacak. Hele hele bütün ilçeler AK Parti ile beraber bütünleştiği zaman artık mahallelerimizin hepsi A'dan Z'ye pırıl pırıl olacak. Kardeşlerim, ordunun Giresun ve Samsun'la olan karayolu bağlantılarını yollarla sağladık. İhalesi yapılan Ordu, Ulubey, Gürgentepe, Gölköy yolunu süratle tamamlayarak önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. 54 yıl önce planlanan, sonra yılan hikayesine dönen sahil yolunu tamamlamak bize nasip oldu. Bolaman, Perşembe arasındaki eski sahil yolunu da tamamladık. Kardeşlerim, ordunun 2040 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan yatırımı yaptık. Tesisleri kurduk. İnşaatına devam ettiğimiz Ordu içme suyu arıtma tesisiyle orduya menba kalitesinde su temin edeceğiz. Aynı şekilde Ünye'nin ve çevresindeki yerleşim birimlerinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak yatırımı arıtma tesisiyle birlikte biz yapacağız. Bakınız, 2011 yılında
hizmete aldığımız Topçam Barajı yılda 199 milyon kilowatt saat enerji üretiyor. Kardeşlerim, biz buyuz. Biz buyuz. Ve Köydes projeleriyle destekler verdik. Ordumuzun köylerindeki içme suyu sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Ordunun geliri biliyoruz ki fındıktan. E şimdi burada fındıktan bahsedilmez mi? Uygulamaya koyduğumuz yeni fındık stratejisiyle ruhsatlı alanlarda üretim yapan fındık yetiştiricilerimize alan bazlı gelir desteğini başlattık. Ruhsatsız alanlarda fındık yetiştiriciliği yapanlara ise alternatif ürünlere geçmeleri halinde alternatif ürün desteği veriyoruz. Kardeşlerim, Ordu'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimize son 4 yılda 970 trilyon lira destek ödedik. Kardeşlerim, fındıkta hiçbir zaman biz fındık üreten illerimizi bırakmadık. 2007 yılında Ordu'yu doğalgazla tanıştırdık. Şöyle bir doğalgaz kullananlar ellerini bir kaldırsın bakayım. Bir göreyim. Ah, ah anneler. Babalar, siz çileyi çekmiyorsunuz. Çileyi anneler çekiyor. Bodrum'dan kömürü taşımak annenin. Külü temizlemek annenin. Öyle mi? Bir oda ısınır, diğer odalar soğuk. Değil mi? Şimdi doğalgazla bütün daire ısınıyor mu? Mutfakta sıcak su var mı? Banyoda sıcak su var mı? Ya peki, benim Ordulu Fatma bacım, Ayşe bacım, Hatice bacım, ya bunlar modern bir yaşama layık değil miydi? Niye onlara getirmediniz? Ya doğalgaz yeni mi icat oldu? Ey CHP! Ey MHP! Ama biz getirdik. Çünkü biz sizi seviyoruz. Biz dertliyiz. Kardeşlerim, kültür ve turizmde hamdolsun yaptığımız yatırımların neticesini alıyoruz. 2011 yılında Ordu Kültür Sanat Merkezi'ni açtık. Kabadüz'de Çambaşı Kayak Merkezi'nin 1 kilometre uzunluğundaki profesyonel kayak pistini bitirerek onu da hizmete açtık. Kayak tesisinin inşası ayrıca devam ediyor. Kardeşlerim, Ordu'ya içinde 1600 değişik türde bitki bulunan Karadeniz'de ilk olan bir botanik bahçesi kuruyoruz. Eski pazarda inşa ettiğimiz botanik bahçesi Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak. Ama bunu biz merkezi yönetim olarak yapıyoruz. İstiyorum ki büyük şehirle beraber bunu daha da güçlendirelim. Şimdi artık büyük şehir olan bir Ordu var. Ama bir şey söyleyeceğim. Unutmayın. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır. Kılıçdaroğlu'nu sevenler onunla haşrolunacak. Bahçeli'yi sevenler onunla haşrolunacak. Biz de bu meydanda olanlarla haşrolunacağız. Eyvallah. Büyük şehir olan Ordu'nun vizyonlu ve dirayetli bir eğitime ve yönetime ihtiyacı var. Onun için Ordu'ya çalışma arkadaşım, yıllarca beraber siyaset yaptığım il başkanlığından tutunuz milletvekilliğine varıncaya kadar benimle beraber bu yolda omuz omuza yürüdüğümüz arkadaşım Enver Yılmaz'la beraber istiyoruz ki Ordu'yu yönetelim. Enver Yılmaz kardeşimin Ordu için büyük hayalleri var. Büyük projeleri var. Şu anda Ordu'nun plakası kaç? 52 proje var. Tamam. Enver Yılmaz kardeşimle beraber
İnşallah artık belde yok. Mahalleler var. Toplamda kaç ilçemiz var? 19 ilçemiz var. Büyükşehir 20. Şöyle ilçe belediye başkanlarımızı da bir alalım. Hemen. İl başkanımızı alalım. Mahmut amcaya selam söyle. Teşekkür ediyoruz ve mitingimizi onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Numan Kurtulmuş. AK Parti Grup Başkan Vekili Giresun Milletvekilimiz Nurettin Canikli. Ordu Milletvekilimiz Mustafa Amaran. Ordu Milletvekilimiz Fatih Arınal. Ordu Milletvekilimiz İhsan Şener, Ankara Milletvekilimiz Profesör Doktor Cevdet Erdoğan, İstanbul Milletvekilimiz İsmet Uçma, Giresun Milletvekilimiz Mehmet Geldi, Giresun Milletvekilimiz Adem Tatlı, Yalova Milletvekilimiz Temel Coşkun, AK Parti Ordu İl Başkanımız Hüseyin Akyol, eski bakanlarımızdan Mehmet Hilmi Güler, 21-22-23. Dönem Ordu Milletvekilimiz Eyüp Batsa, 23. dönem Ordu Milletvekilimiz Ayhan Yılmaz, 22. dönem Ordu Milletvekilimiz Cemal Uysal, 22. dönem Ordu Milletvekilimiz Hamit Taşçı.
sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, milyonların omuzu ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Boşnağıyla hepinizi seviyorum. Beni yaradan Allah sizleri de yarattığı için seviyorum. İki tek bayrak. Şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin semgesi. Nasıldı reklam? Reklam nasıldı? Biliyor musunuz, bu paralel yargı onu da yasakladı. Onu da yasakladı. Ya ne olacak? Muhalefet de aynı reklamı yapsın. Bayrağımız bu bizim ya. O da onun reklamını yapsın. Dayanamadılar. Dayanamadılar. Çünkü bunların aklı bunu basmaz. Yani CHP'nin aklı bunu basmıyorsa, MHP'nin aklı bunu basmıyorsa, BDP zaten semtinden geçmiyor. E bize niye engel oluyorsun ya? Değil mi? Değil mi? Üç. Tek vatan. 780 bin kilometre kare. Batıda ne varsa doğuda da olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde de olacak. Kardeşlerim, onun için Türkiye şimdi bir başka güzel. Daha da güzel olacak. Dört, tek devlet. Devlet içinde devlet yok. Paralel yapı, paralel devlet. İşte Rabia. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte,
Türkiye olacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey orduyu hatırlatıyor. Ve ben, evet, Enver Yılmaz kardeşimi, 19 tane belediye başkan adayı kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun. 30 Mart hayırlı olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.